Öncelikle herkese merhabalar. Şu an elimde Redmi Note 11 var. Çok uzun zamandan beri almak istediğim telefondu. Bugün bunun açılış videosunu yapacağız. Hayırlısıyla. Hadi. Çok uzun zamandan beri almak istediğim telefondu. Kısmet bugün demiş. Haydi bismillah. Bu arada bu Redmi Note 11 4 GB RAM olan 128 GB'lık modeli. Evet. İlk baş bizi şöyle bir kutu karşılıyor. Bak burada çok harika. Adamlar kılıf göndermişler. Ki bence bu büyük bir avantaj. Ve gayet kokusu sende. Harika kokuyor bu arada. Evet, garanti belgeleri, kullanım kılavuzu ve Redmi Note 11'in kendisi. Cihazımız burada. Arkaya baktığımızda toplamda 4 tane kamera bizi karşılıyor. Biri ana kamerası. 50 megapiksellik bir kamera olduğu burada yazıyor. Şöyle bir açalım jiletinden. Zarar vermeden açalım ki. Çünkü çok uzun zamandan beri bu telefonu bekliyorduk. E-mail'imi şöyle kapatıyorum. Sadece elimle. Arka kapak parlak simler kullanılmış. Yani bence çok hoş gözüküyor. Kamera detayları falan çok harika. Özellikle arka kamerasının büyük olması beni çok daha fazla cezbetti. Yan tarafında standart muhtemelen açma kapama ve ses tuşları yer alıyor. Aynı zamanda zoom tuşları da. C-Type bir şarj girişi var. Altta hoparlör ve mikrofon girişini koymuşlar. Görünüşte evet çok güzel bir telefon. Bakalım açalım şimdi. Bu arada çok hafif bir telefon. Elime aldığımda daha önce kullanmış olduğum telefona göre çok çok hafif bir telefon. İnşallah kullanması da aynı şekilde keyiflidir. Ama arkası ve dış görünüş olarak evet beni cezbetti doğrusu. Yani buradan bir puan aldı benden. Şimdi açılışına geçelim. Biz Türkçe olarak ayarlayalım. Bunu evet diyelim. Bölgemiz Türkiye. Bölge ayarlanıyor. Kullanıcı sözleşmeleri evet diyoruz buna da. Sim kartı değiştirmek için sim kartınızı takın diyor. Biz onu şu anlık pas geçelim. Wi-Fi istiyor bizden. Şu anki var olan Wi-Fi'mize bağlanalım. Gayet bir şey var. Tekrardan girelim. Evet şu an Wi-Fi'ye bağlandık. Arka kapak falan çok harika parlıyor gerçekten de. Evet şu an telefonumuzu elimizden alanlar var. Gerçekten çok harikaymış. Alabilir mi telefonumu? Telefon alabilir mi? Telefon galiba gitti. Wi-Fi'mize bağlandık. Bu adamı atla. Sim kart bunu atla dedik. Bunu da atla diyelim. Kutunun diğer içeriğini telefon bağlantısını tekrardan kontrol edeceğiz. Ekran kurucu galiba bir o yok. Şu anlık kılıfımız var. Uygulamaları ve verileri kopyalanır diyor. Bunu da ileri diyelim. Klasik seçiyoruz menümüzü. Ve de şu an telefonumuza giriş yaptık. Şöyle bir menüler arasında gidelim. Şu an evet algıladı. Hemen bakalım. Kontrol merkezi çıktı. Bunu atla diyelim. Kurulumu tamamlıyor hala.
Başlangıcı bunu bekleyelim. Şu an kendine geldi. Google Play'ler, güncellemeler. Öncelikle kamerasına bakacak olursak, kamera kabiliyet izin ver uygulamayı kullanırken anladı bu sefer diyelim. Evet, bunu video modunu şöyle göstereyim size. Gayet canlı video modu var. Gayet net çekiyor, canlı. Şöyle profesyonelde geçtiğimiz ayarlar var. Fotoğraf moduna geçeyim. Şöyle bir fotoğraf çekeyim. Portre daha fazlası. Hızlandırma şekiller. Kamerası gayet güzel. Çekim kalitesi çok çok iyi. Tabii şu an çekimimiz gece olduğu için çok fazla bunu belli etmiyor olabilir. Ama renkler, biz bu oyuncak yel değirmeni seçtik ki renkler kendini belli etsin diye. Bir kullanıcı için, yani orta düzey bir kullanıcı için yeterli olduğunu düşünüyorum ki şahsi fikrim benim. Video modunda geldiğimizde burada video ayarlarında 1080p'de 30 fps'de çıkıyor. 720p'de de aynı şekilde çekiyor. Ayarlara gelelim. Buradan özelleştiriler, otomatik, ekran kapalı, video kodlayı. Telefonumuzu kenara koyuyoruz ve kutunun diğer içindeki malzemelere baktığımızda bizi 33 wattlık bir tane şarj aleti karşılıyor ki bu şu an Xiaomi'nin gerçekten de çok güzel bir şarj aleti. C-Type USB kablosu. Uzunluğuna baktığımızda da şöyle bir uzunluk var, yaklaşık 80 santim diye düşünüyorum. Kutunun diğer içinde muhtemelen artık bir şey yok diye tahmin ediyorum. Kulaklık çıkmıyor galiba. Artık kulaklık, evet, maalesef kulaklık yok ve kutunun evet son içeriği. Üst kapakta da bir şey yok. Ama telefon gerçekten çok kaliteli duruyor. Özellikle uzun zamandan beri takip ettiğim telefondu. Çok beğenerek aldım. Ki şu an görüyorum gerçekten çok güzel bir seçim olmuş. Yani beni uzun bir zaman götürür bu telefon. Ki benim gibi orta bir kullanıcı için, oyun oynamayan bir insan için çok uzun zaman götürür muhakkak. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu bizim şu anki ilk videomuz. Genel olarak bu tarz videolar muhakkak gelecektir. Şu an tam olarak bir konsept